Herkese merhaba. Bugün Hoi 4'te bir takım taktiklerden bahsetmek istiyorum. Şöyle Almanya ile Iron Man modunda historical olarak başlayalım. Aslında bunlar birçoğumuzun yaptığı taktikler ama bir şey yakaladım bilmiyorum. Başkası daha önceden göstermiş miydi öyle bir şey de. Şöyle Yugoslavya ile alakalı bir şey. Onu göstereceğim. Bir de bir taktikten bahsedeceğim. Şöyle Manştayn'ı verelim de biz buna bir de tankçı olarak ayıralım. Kaç tane? 6 tane ayıralım şöyle. 24 kalsın Manştayn'da. Bu arada Guderian neredesin? Gel buraya. Seni vereyim. Manştayn'a da bir Feldmarschall model olsun. Gel. Evet. Sizi şöyle bir çekelim şuraya. Öncelikle şöyle bir şey bunu söyleyeyim. Fransa'ya saldıracağım ancak buradaki amacım geri çekilme taktiğini göstermek. Geri çekilme taktiği şuradan yapmayı düşünüyorum. Geri çekilme fallback line'ı. Köln, Essen'den böyle gelip Nürnberg'den güneye. Belki şu Avusturya sınırını şuradan kesebilirim. Bilmiyorum çünkü burası ilk saldırıya alacak yer olduğu için daha sıkıntılı olacak benim için. Şöyle bir hat çizebilirim. Geri çekileceğim ve sonra buradan veya buradan. Ama buradan bir kere denemişim, güzeldi. Buradan kesmeyi düşünüyorum. Bütün birliklerini paket almayı düşünüyorum. Fransa'nın. Bakalım nasıl olacak. Onu deneyelim. Çünkü bunu mesela Türkiye'de şöyle yapabilirsiniz. Irak'ta deneyebilirsiniz. Türkiye'de Irak'a girdiğiniz zaman şurada 3 tahil var. Çok sıkıntı buradan geçmek. YTK bildiğiniz ve hava gücünüz yoksa. Tabi varsa geçersiniz zaten de. Burada mesela şöyle bir geri çekilme hattı yapıp buraya gelen birliği vurup hızlı buraya kesebilirsiniz. Aynı şekilde Yemen'de şöyle bir geri çekilme hattı yapıp birlikler çıktığında hemen bir birliği sanayi sokup kapitüle edebilirsiniz. Afganistan'da keza aynı şekilde dağlık bölge savaşmaya kayba hiç gerek yok. İran'daysanız şöyle bir geri çekilme hattı. Sovyetler'de yine aynı şekilde şöyle yukarıdan bir geri çekilme hattı yapıp gelmesini bekleyip kapitüle edebilirsiniz. İsviçre'de, evet İsviçre'de aynı şekilde burada bir geri çekilme hattı yapıp kesebilirsiniz veya Fransa'yla şöyle bir şey denenebilir. Şimdi biz bunu şey versiyonu yapacağız. Fransa versiyonu yapacağız. Şöyle standart olarak başlatalım. Burada da hızlı hızlı bir şeyler yapalım şöyle. Top üret. Tank da üret ama şu an çok ihtiyacım yok benim. Hava gücünü falan kapatalım. Elde olanlarla idare edeceğiz. Tamam. Başlangıçta aslında sivil gitmek isterdim ancak şöyle bir hızlıdan 3-5 tane askeri fabrika gelsin. Sonra sivil altyapımızı güçlendirip önümüze bakarız. Evet. Evet, baldır güldür bastım. Güzel. Silahlarımızı güçlendirdim tabii ki ve standart olarak gittik değil mi? Tamam, gitmişiz. Computer gittik, production gidelim ve construction gidelim. Ajanlık açacağız. Ajanlıkla ilgili göstermek istediğim birkaç bir şey var. Özellikle diplomatik pressure var. Diplomatik baskı uyguluyor. O çok önemli. Non-aggression pact imzalayabiliyorsunuz. Çok sınırda olan ülkeyle. O da bize Yugoslavya'da çok büyük bir avantaj sağlayacak. Şöyle hava gücünü hepsini bir araya toplayalım şöyle. Denizlerde ne durumdayız? Bütün donanma sende gel oldu. Tek başına kalma. Tanzik bölgesinde. Şöyle başlatalım, hızlandıralım. Güzel. Güzel güzel. Geldiler mi? Geldiler. Birleşin. Size de kar dönüşü verelim tabii ki de. Hava gücü geldi mi? Geldi. Onlar da birleşsinler. Şuney, sen gel buraya. Denizlerdesin sen. Transport, sen de buraya gel. Şimdi geri kalanlar bu şekilde değil mi? 80'lik idealdir ama bunu mesela bölebiliriz ikiye. Hatta şunu da bölelim. Kahraman pilot olayı var. Daha çok kahraman pilot olayı olma ihtimali. Mesela bir tane var bizim. Şunun hepsinin birer tane alma ihtimali daha çok artacak böldüğün zaman. O yüzden bu şekilde iyi training yapsınlar bunlar. Şimdi petrolümüz var. Tabi alırız yine petrol. Savaşta donanımlı ve tecrübeli uçaklarımız olacak. Güzel. Başlatalım, başlatalım. Bizim terkli üretimi ne yaptık şu an? Ne yaptık? Tamam. Asker indiriyor muyuz? İndirmiyoruz. Şunun şeklini güzelce yapalım. Şöyle bir kafamız karışmasın. Şöyle kartalımızı koyalım. 24 bize verirsen, verir misin bilmiyorum da versen çok iyi olur. Tamam, alırım ben senden. Şu arkadaşı komple tank yapalım. Panzer yap. Sana ben bir Feldmarschall bulurum. Bulurum. Aslında Rommel'i mi? Sen kal, ben sana daha sonra Feldmarschall yapacağım. Hatta belki Guderian'ın Feldmarschall yapsam, Rommel'i mi yapsam? Rommel de iyi aslında, Guderian de iyi.
Bakarız ya. Hatta Manştayn yaparım belki de. Belki de Manştayn yaparım, daha iyi olur. Şimdi şu fallback line'ımızı çizelim hatta aklımızdayken. Şuradan şöyle bir taktik yapmak istiyorum. Şehirlerin savunması her zaman avantajlıdır biliyorsunuz. Nehir geçişleri savunma için avantajlıdır. Böyle alamıyor muyum? Aldım. Şurada ormanlık alanlar seçmek her zaman iyi. Şöyle bile yapabilirim hatta. Buradan böyle geçiş var mı? Varmış. Tamam. Şöyle nehirin arkasından gel. Burada da yine şuradan gel. Nürnberg'den aşağı ormanlık ormanlık. Augsburg. Şöyle bitireyim. Evet, bu şekilde. Toplam hızdır. Güzel. Tanklar. Tanklar güzel. Siz de şurada gelin. Ben sizi daha sonra idare bir şekilde ayarlayacağım. Tankın içi nasıldı? Hemen bakalım. Hiç güzel değil. Neyse, bakarız. 4-4 yapar. Belki bir 20 bite çekebiliriz ama tank da üretmiyorum dedim. Şimdilik üretmiyorum daha doğrusu. Tank üretelim ya. Tank lazım olacak. Şöyle yapacağım. En azından 4-5 birlik şöyle kaliteli olsun. 6 birlik şu an. 6 birlik şöyle kaliteli olsun. Yarma harekatında işimize yarasın. 20 bit yaparız bir de onları biz. Onun dışında silah. Tamam, bunlarda herhangi bir eksiklik yok. Topumuz var. Bunları geliştiririz daha sonra ama oyunun başında çok bir şansımız yok. Yani şu anlamda yok. Zamanımız yok çünkü erken zamanda justify atmak istiyorum. Hatta oldu mu? Olmadı. 50 politik power ihtiyacım var. Biraz bekleyelim. Erken zamanda atayım ki garanti almasın. Diplomatik training olan bunu alıyorum. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Tabi alabilirsiniz zaten de. Küçük ülkelerdeyseniz zorlanabilirsiniz. Büyük ülkede hepsini de açabilirsiniz. Size kalmış. Antipartisan işinize yarabilir. İsyanları bastırır. Düşmanın içinde ne var görebilirsiniz. Vesaire. Ama diplomatik training çok önemli bence. Özellikle bizim için şu an. Onu aldım. 50 olduk. Tamam, güzel. 50 olduysak justify'ımızı atalım. Asas Lorene atalım böyle. Tarihsel olsun. Koruma almadı. Bu kendi garantilediklerim. Standart ama kimse Fransa'yı şu an garanti demiyor. İngilizlerle aramız kötü olabilir ama onu mesela biz bir improve atabiliriz. Şöyle. Üzmesin kendini. Hatta İngilizler şu an savaşmadan non-aggression bile önceden atabiliriz. Onu da göstermiş olurum. Ajanımız gelsin. Benim ajana ihtiyacım var. Benim bol miktarda politik power ihtiyacım var. Evet. Ajan geldi. İlyas Bezna. İlyas Bezna'yı biliyorsunuzdur. Kendisi Türkiye'de de görev yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Arnavut muydu? Asıllıydı. Tam emin değilim. Makedonya Arnavut bölgede bir yerde. Arnavutluk galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Kitabı vardı. Cicero lakaplı. Türkiye'deki Dünya Savaşı esnasında geçen olayları anlatıyor. Kendisi yazmış ama kitabı. Onu da öneririm. Kısa ama baya güzel yani. Bir geri loop kaydıralım. Şu an alamıyoruz. Tamam, biraz bekleyelim. Fortlara saldırmaya %20 oranında artırıyordu galiba. Güzel bir şey oldu. Tam standart gittik. Anschluss'a gideceğim ama hemen gitmeyeceğim. Zaten yeteri kadar askerim de yok da. Bu neymiş? Nantoktir'in hızı veriyor. O da güzel. Şöyle bir sanayiye gidelim. Anschluss'a neden hemen gitmeyeceğim onu söyleyeyim. Tam dolmasına yakın 90 gün kala. Pardon. 70 gün kala. 90 gün. 70 gün kala gitmeye başlayacağım. Daha doğrusu 69 gün kala gitmeye başlayacağım. Çünkü Anschluss bittiği anda o da dünya tansiyonu yükseltiyor. Kaç yükseltiyordu? Yazıyordu buraya. Yazmıyor mu? Allah Allah. Vardı bir şey ama çözemedim. Neyse, dünya tansiyonu yükseltmemeye çalışalım. Yükselttiğiniz zaman, dünya tansiyonu daha fazla katkı sağladığımız zaman Fransız şey yapabilir, garanti alabilir İngiliz'den. O yüzden biz Fransa'ya justify'ımızı attık. Sakin sakin kimseye karışmadan takılacağız. Hatta İngiliz'e şöyle diplomatik baskımızı artıralım. Mesela şu anda negation atamıyoruz. Yani lisans alabiliyoruz falan, o kadar. Improve atalım şöyle. Ancak ajanımız çalışmaya başlayacak ve o zaman bakalım ben negation atabilecek miyiz İngiliz'e, göreceğiz. 185 olmuş. Alabiliriz. Extensive'e çekelim. Bunusu. Düşelim şöyle. İki tane daha düş bana. Ya kaç düştük ya, ben bakmadan düştüm ama 17 mi düşmüşüz? 7 daha düş o zaman bana. Güzel bir 24'lük olsun orası. Şu arkadaşlar da training yapsınlar. Unutmayalım. Boş bir kalmasınlar. Şimdi sen. 17. Gel bakalım. Sana kimi versek? Kurt gelirken. Sen de şurada bir
Yayıl, training yap. Sonra hepinizi bir araya getireceğim. Güzel, güzel, güzel. Aksis radyodan bir şey asaydık. Gel. Tabii ki Mobile Warfare'a gidiyorum ama yani başka şeyde gidebilirsiniz. İleride tank kullanacağımız için çok çok yararlı olacak. Burada Construction Speed veriyor. Aslında başlangıçta bizim işimize gelir. O yüzden gidelim onda. Şey aslında bir 20 bite çekmek istiyorum. Şöyle yapalım. 20 bit olsun en azından. Ne diyorsun? Çekil bakalım. Evet bakın görüyor musunuz? Non-aggression atabiliyor şu an. Non-aggression'ı attık. Evet saldırmazlık baktığımız var İngilizce. Aslında Fransızca spoiler ediyor aslında şu an. Şimdi gelelim ben esas anlatmak istediğim olay Yugoslavya olayına. Bu İngilizce gördüğünüz aslında basit bir karşılığıydı. Ona ihtiyacımız yok. Şunları improve atalım. Yugoslavya olayını şimdi bahsedeceğim size. Biraz kastım orada bizim şeyimiz, ajanımız. Açığımız açımız neyde var? Topla bir açığımız yokmuş. Tüfekli açığımız var. Şöyle bom iter tüfeğe kaydırabiliriz. Güzel olur. Evet güzel olur böyle. Bakalım bunlar. Tamam bunlar YTK seviye atlamışlar. Burada beklesinler. Sizleri zaten stratejiye gerek yok. Kendi topraklarımızı bulmayalım. Şöyle yapacağım. Gelen düşmanı güzel bir karşılama yaparsınız. Tamam. Böyle hepsinin kontrolü ilerleyelim. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Ufak bir taktikten daha bahsedeyim. Hazır şu an aklıma gelmişken. Şöyle yapalım. Bir mesela şöyle boş bir birlik yapabilirsiniz. Neden? Mesela şimdi biz bunu tabii bilgisayara karşı oynadığımız için gelecektir buradan paldır güldür ama karşımıza gerçek bir insan olsaydı muhtemelen böyle bir tuzak olduğunu anlardı. Gelmezdi ya da yani farklı taktikler uygulardı. Ona karşı şu magnet hattına mesela içi boş birlikler doldurabilirsiniz. Karşı taraf böyle bir deneme saldırısı yapar, geçer, yardım sanar falan. Geldikten sonra ilerlemeye çalışır. Öyle bir şey süsü verebilirsiniz yani. Yeniliyormuş gibi bir süs verebilirsiniz. Tabii onun ne kadar karşı taraf yer ya da ne kadar saldırır, ne kadar savunmada kalır bilmiyorum. Yani onun için de mesela nasıl yapsak? Gerçi şu an experience'imiz yok. Hem experience olsun biraz artsın. Bakarız belki yaparız. Kaç günümüz kalmış ona bakayım. 120 gün. Tamam. Sizler trainingler yapıyorsunuz güzel. Sen de yap. Bekleme. Güzel gidiyorsun. Güzel, güzel, güzel. Ekipman araştıralım. 300 gün diyor da araştırsın ya. Kötü ekipmanlarla uğraşmayalım. Bana biraz petrol... Tabii ben bunu unuttum İsviçre'den. İsveç'ten. İsveç'ten otomatik alıyor zaten oyun başında. Onu kapatmayı unutmayın. Tungsten alıyor. Evet, tungsten alıyor. Şöyle Venezuela'dan 4 fabrika petrol çekelim. Laf olsun diye. Yok, laf olsun diye değil de işte biriksin kalsın. Şimdi sen de 24 oldun değil mi? Sen de gel bu abilere katıl. Sen şu hattı kapat. Treningi bırak bakalım. Şöyle bir sizi göreyim. Şöyle yapsan gelir misin? Gelirsin. Güzel. Aferin. Gel. Bu arada Anschluss'a beraber Avusturya'dan da biraz gelecek bir şeyler. 10-12 birlik falan geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Siz treninge devam. Senin için niye boş? Tamam. Panzer Expert verelim sana. Panzer Expert önemli. Sana bir şeyler verebiliyor muyuz? Bakalım bakalım. Pek bir işe yaramıyorlar. Kalsın şimdilik. Kamuflaj belki verebilirdik ama bizim hava gücümüz zaten yeteri kadar var. Şu Ford'lara daha iyi vuruyor. Onu alalım. Modele bir şeyler. Brake throughput artıyor. Alalım. Güzeldir. Hızlıca yarıyor yani. Bayağı yardırıp gidiyor. Öyle diyebiliriz. Buradan şimdi dediğim olayı nasıl yapabiliriz? Şöyle bir tane 5 mi diyor? Bekleyelim. 4'te kalmış. Training yapın da bize bir 5 yapın onu. Bize bir 5 yapın onu. İspanya'da ortalık karışıyor. Olur. Olur o kadar. Kaç gün kaldı? 165 gün. Şimdi ben savaşa girmeden önce şunu göstereyim size. Burada biz Anschluss gideceğiz ya birazdan. Hatta giderim ondan sonra göstereyim. 7 gün kalmış. Hadi bekleyeyim onu. Burada bir şey gelmiş mi? Ne gelmiş? Gerek yok yani bekleyebiliriz. Evet. Bu şey fokusuna gittik. Endüstri fokusuna. Anschluss gidebiliriz 70 gün var. Çünkü şu an savaşa daha az kaldı. Bakalım emin olalım. Yok biraz daha bekleyelim. Şeyi artırmasın. Ortamı germeyelim. Tansiyonu artırmasın. Tansiyonu artırdığı an garanti alır. Yani savaşa girdikten bir iki gün sonra Anschluss bitmesi lazım.
savaştan girmeden biterse işte ortamın gireceği için garanti alabilir arkadaş. O yüzden bekleyelim. Hatta politik power'ımız artıyor, daha iyi. Biraz bekleyelim. Şu 7 olmuş. Ben hatta o sırada size şey göstereyim. Bir boş birlik yapalım şöyle. Topçu da yapabilirsiniz. Böyle havalı durur. Hani topçusuna güvenmiş getirmiş. Aslında topçu birlikleri savunmada o kadar iyi değil anlamında. Böyle karşı taraf biraz daha gaza gelebilir. Atlı yapabilirsiniz ama atlı çok bir öyle bir imaj vermeyebilir. Ya da hiç olmayan bir şey yapabilirsiniz. Motorize şeyle tank mank bir şey yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz de yapabilirsiniz. O yüzden sadece böyle bir piyade yapalım. Biz mesela şimdilik. Bu hatta tipi de böyle şöyle olsun. Ölmeye meyilli. Sizden böyle kaç tane basalım. Kaç tane bassam bilmiyorum. 24 tane. Basamadım bir türlü. Gelsin basalım. Tabii yetişir mi bilmiyorum ya, ben şu an böyle yaptım da. Yetişirse gösteriyorum. Göstermiş olalım, güzel olur. Savaşa kaç gün kaldı? Hemen bakayım. 50 gün. Ben az kaldı. O zaman Anschluss gitmeye başlayabiliriz. Şimdi bizim bu Anschluss bittiği vakit Demant Slovenya, Sudetland, normalde gitmemiz gereken Sudetland. Sudetland'a gideceğiz. Bunda herhangi bir kaçarı yok. Ancak Demant Slovenya'ya gitmek çok yanlış. Çünkü gittiğiniz zaman kabul etmiyor Yugoslavya. Hatta İngiliz garanti alabiliyor. Bir sürü olaylar var. O yüzden şu iki Fox'u bypasslayacak bir şey var elimde. Tabii onun bypasslamasını şu an gösteremiyorum. Anschluss bitmesi lazım. O da Yugoslavya ile yapacağımız non-aggression pact'tir. Budur. Bu şu an bypassladı. Şu an göremiyoruz. Şu an göremiyoruz çünkü Anschluss bitmesi lazım. Anschluss bittiği an bunun bypass'ını göreceğiz. Direkt Fate of Yugoslavia gidebiliyoruz. Şuna dikkat ediyorum. Fate of Yugoslavia gittiğimiz vakit Yugoslavia'ya soru soruyoruz. Ya tamamen annex edebiliyoruz Yugoslavia'yı ya da papat alabiliyoruz veya farklı parçalayabiliyoruz işte Slovenya olarak veya Hırvatistan olarak. Eğer tamamen almak istiyorsanız Yugoslavia'yı, Yugoslavia kabul etmeyebiliyor. Yani bilmiyorum, bazen kabul ediyor bazen etmiyor. Nasıl bir oran vereceğimi ben de bilemiyorum şu an. Ancak kabul etmemesi durumunda non-aggression'ımız olduğu için saldıramıyoruz da. Saldıramadığımız zaman geçiş zamanında İngiliz garanti atıyor. Böyle birkaç gün sonra. Yani bize şöyle bir şey lazım. Non-aggression bitmiş olacak. Bypasslamış olacağız fokusları. Yugoslavya'yı invite edeceğiz. Yani teklif götüreceğiz. Yugoslavya kabul etmediği an savaş ilan edebileceğiz. Böyle bir şey. Yani Yugoslavya aramız çok iyi. Ama Yugoslavya'yı da her an savaş ilan edebilecek durumda olmamız lazım. Ah, evet, öyle bağlayabildim şu an. Umarım anlaşılmıştır. Yani güzel oluyor ama. 150 olsun da artık politik power, hadi. Oldu. Şimdi ben ne alacaktım? Hız veren bir şey alacaktım da. Ondan önce. Politik power veren Rudolf Hess vardı. Bir de biri daha vardı. Rudolf Hess ölebilir. Kimdi ya? Biri daha vardı o. Sen değil mi? Politik power veren abi alalım ya. Alalım. Ne kadar erken alsak o kadar iyidir. Daha çok verir. Burada almak istediğim şey vardı. Doktrin almak istiyordum. Manstein, Guderian daha mantıklı. Genel olarak Land Doctor'ların hepsine %10 veriyor. Ne yapıyor? Evet öyle yapıyor. Research Speed veriyor. Mobile Warfare'e de veriyor %15. %5 için verilmez çünkü Guderian'ın şeyi var. Max Speed veriyor armor'a. Zırhlı araçlara %10 daha hızlı götürmesi sağlıyor. Guderian zaten bu Blitzkrieg'le alakalı bir kitabı var. Guderian'ın kendi yazdığı kitap var. Siyasetten ziyade daha çok taktikler üzerine, onu da öneririm. Güzel bir kitap. Yani Guderian'ı alacağız. Buradan bir %10 gelecek bize. Bir de şurada vardı yanlış hatırlamıyorsam. Nerede? Evet, burada da bir max speed'imiz %5 gelecek. Bir de bitmedi. Burada var. Buradan da bir %10 gelecek. Onu da şunu açmamız lazım. Şu fokus yanlış hatırlamıyorsam. Innovation of Army. Onu açacağız. Oradan da bir bayağı böyle bir %30 şeyleri bulacak. %10'un %15, %15'in de %10 derken. Light tanklerle çok hızlı bir şekilde yarma harekatını yapmamızı sağlayacak. Tabii şu anki politik power'ımız yetmediği için belki bir tanesini açarız. Diğerlerini daha sonraki savaşlarda kullanabiliriz. Ben oyunu durdurmuşum. Biraz hızlandıralım. Başlatalım. Daha doğrusu. Anschluss'a gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Çok güzel. İngilizlerle aramız güzel. Bu arkadaş garantiyi almamış. Yugoslavya'yla da aramız çok güzel. Sana da improve atalım. Sen de üzülme, gerilme. Seninle aramız iyi olsun. Ya ben aslında improve genelde non-historical gittiğim zaman atıyorum. Çekoslovakya çünkü şey yapıyor. Kabul etmiyor. Şu an tarihsel gittiğimiz için kabul edecektir büyük oranda. Yine de atasım geldi, attım ben. Yani siz atmayabilirsiniz. Bunlar bizim fake birlikler değil mi? Fake birlikler değil mi? 12 tanesi çıkmış mesela. Yani komutan verelim tabii. Hadi Romel'e verelim. Romel'e de ayıp oldu şu an ama. Çöğütü ikisi gel buraya. Şimdi sözde sınırı tutuyormuş gibi bir imaj yarattık ama. Hiç boş tabii.
çatıştır yok olacak. Sile de bilirsin ama tabii şeylerde falan, multilerde falan silmek genelde yasak olduğu için training yapın sizde. Yani gözden çıkarmış olursunuz bu arkadaşları. Savaşa kaç gün kaldı? Gelmiş olması lazım. Aa, bir hafta kalmış. Düş düş şunları da düş. Gönder abilerin yanına. Sizler treningi durdurun. Sen de durdur. Senin içine bir şeyler ekleyeyim mi ben? Motorize ekleyeyim. Sanki bir tane fazlalığımız vardı motorizede. Açımız yok, fazlamız vardı. Yok, biraz var ama çok da değil ya. Biz onu şeyden isteriz. İtalya'da aramız nasıl? Negration atalım şöyle. Şimdilik. Askeri geç falan isteyelim. Aramız iyi olsun. Ondan biz silah isteriz. Güzel. Evet, bitti. Yani Justify'ın süresi bitti. Şimdi savaş ilan edeceğiz. Kim bu hala training yapan? Sen de dur daha training yap. Şimdi savaşımızı deklere edelim. Ettik. Güzel. Deklere ettik. Şimdi tabii bizim bu birlikler fake birlikler. Tutamayacaklar. Aa, bu niye saldırmadı şu an? Atı çok mu güç geldi? Şöyle yarasını çekeyim ben. Geri. Nereye çekeyim? Şuraya çekeyim. Hatta şuraya çekeyim, sınıra gelsin. Şimdi saldırır mısın? Saldırır mısın abicim? Fake yemedi. Çok enteresan bir şekilde. Anşuks geldi. Güzel oldu. Bypasslandı, gördünüz mü? Buraya bir döneceğim de şimdi. Şu focus bypasslandı. Şuradaki iki focus. Bakın. Şu iki focus anında bypasslandı. Direkt Fate of Yugoslav'a gidebiliriz. Ancak non-aggression'ımız var. Ve onun nerede bakın. Bunun bitmesini bekleyeceğiz. Yani kendisiniz ben 37 kaç 36'dayız. Daha var. Acele etmeyin. Zaten ondan önce Çekoslovakya var. Çeki de hallettim. Güzel olacak. Şimdi şu şeyden gelen birlikleri de bir alalım. Şöyle yapalım. Bunları istemiyorum artık. Gidin. Size birini verelim şöyle. Şöyle bir çizim yapalım size de ufaktan. Şöyle gelin buraya. Güzel anşus geldi. Bu niye itmiyor ya? Normalde bir insan itmesi lazım ama itmiyor. Şöyle bir hafiften düzen bozalım. Kafası karışsın. Evet, şimdi geldi. Çok korkak. Neden anlamadım. Birlik sayısını gördü, anlamadım. Sağ ol bizi Yugoslavya. Burada fokus gitmiyoruz. Fokus gidelim. Şöyle bir şey. Şu an mesela şeyi istersek, memeli istersek vermeyecektir Litvanya. İsterseniz şey yapabilirsiniz. Ama memeli isterseniz vermeyecektir ve aynı zamanda şey garantisi alacaktır. İngiliz garantisi alacaktır. Hani Litvanya'ya İngiliz garantisi aldırmış olursunuz. Bu belki şey yapar, ne yapar? Tabii belki değil, kesinlikle Sovyetlerle İngiliz'in arasını açar. Savaşa sürükler. Gerek yok. Biz onun yerine şuna gidelim. Army Innovation'a gidelim. Oradan güzel bir hızlandırıcı abimiz aldı. Onu alırız. Şu teoriyle gidelim. Aklımızdayken bunlar da beklemesin. Hızlı gidelim. Üretimde nerede açığımız var? Sizi ayarlayacağız daha sonra şimdi. Fabrikalar hasar falan görüyor. Biraz bekleyin. Biraz sabredin. Geleceğiz. Fena değil. Siz de yavaş yavaş geri çekilin. Yani bunu geri çekersiniz, yok edersiniz, bir şey yaparsınız ya da şöyle silersiniz. Tabii silmeyi ben şu an şeyde olduğu için sildim ama multide silmezsiniz. Kalır. Zaten içi boş bir tane asker var. Bir kişi var tek boş. Bir kişi değil tabii yani. Senin şu hattı silelim. Sen bana lazımsın birazdan. Geliyor şu an. Uçaklarımız burada. Güzel hava üstünde. Tabii ki de bizde. Her şey güzel görünüyor. Bakalım. Geldi, dayandı. Delemez. Bekleyeceğiz. Ya burada sadece bekleyip experience kasabilirsiniz. Bilmiyorum, takılabilirsiniz. Yapma böyle şeyler. Ordunun kafası karıştı. Tabii şimdi Franco falan Stuttgart düştü. Ordu diyor ne oldu? Fransız da şu an aslında heyecanlanmıştır. Aa, ne oldu biz? Nerelere geldik? Burada kaldı. Gelmiyor. Enteresan. Biraz korkak oynuyor sanki. Biraz daha gelsin bakalım. Bekleyelim biraz daha. Tabii şu bölge ana bölge olduğu için ben buraya hatta fazladan birlik çektim mi? Çektim, evet. Güzel oldu. Buralar düşer mi? Düşer. Belli olmaz. Bir tane düşebiliyor ama çok da önemli değil bizim için. Neden diyeceksiniz? Sen de oraya gel. Yapışacağız şimdi biz arkadaşa. Şöyle yapışacağız. Bunu kaldıracağız. Şöyle yapacağız. Yalnız ama şey sıkıntı yarattı abi. Ordu bayağı sıkıntı yarattı. Bu arada normalde geri hatta geliyordu. Benim en son yaptığımda öyle olmuştu. Bu sefer gelmedi. Belki şu öndeki yaptığınız fake hareketten dolayı rahatsız olmuş da olabilir.
Buradan geçiş yok öyle görünüyor ama yok. Evet. Şöyle bir cephede hani kayıyormuş gibi hareket yapalım. Yok, dikkat etmiyor bizi. Musa Bey. Neyse, bir şey olmaz. Neredesin abi sen? 6-1'lik gel. Seni de şuraya iki tane de gel hadi. Senin şöyle bir hattın olacak. Bu şekilde arkaya oyun durdurayım. Herkes sarkacaksın. Siz de toplu cümbür cemaat ne var ne yok. Böyle. Paldır küldür. Gideceksiniz. Sen de gel. Sen nereye gel? Sen de gel buraya. Şu yarmaya katıl sen de. Şu yarma hareketini. Sen de buraya gel. Hatta senin birliklerin... Neyse kalsın şimdi onları. Sonra kurcalamıyor kalsın. Avusturya'nın birlikleri. Onu gittik, onu gittik. Onu gittik. Burası bekleyebilir. Japonya ile arayı iyi tutmak şöyle bir şey. Komple bütün Fransa'yı annekseyecekseniz Vietnam bölgesi Japonya'larınıza sıkıntı yaratacaktır. Onun yerine Çin ile arayı iyi tutabilirsiniz. Veya şöyle Sivil Fark alalım. Evet, şu an saldırısı durdu. Yani durdu derken hızı kesildi. Ufak tefek yoklamalar yapıyor olabilir. Bu demek oluyor ki olay bize geçti. Burada benim tankların içinde ben düzenleyebilirmişim gibime geliyor şu an. Şöyle yapabilirmişim. 20 bit yapabilirmişim gibi. Ona gerek yok. Normal askerlerin içerisinde de belki recon verelim şöyle. Gözcüleri olsun, güzel oldu. Aa, şey unuttum. Dilenecektim ben. Gel. İtalya'dan bir şeyler isteyelim. Tabi silahımız fazlaydı, pardon. Support, motorize ve top isteyelim. Top vermiyorsun, anladım. Tank birimiydin, verirsin. Güzel. Ver bakalım. Hiç vermezsen daha iyiydi sanki. Neyse. Onu da yapmış olduk, ayıp olmasın. Şöyle sizi bir saldırı pozisyonu alalım. Yani bir yerden yarmak önemli. Diğer yerle hiç karışmamak lazım. Adam kaydırmaya başladı. Şimdi biz yardığımız zaman adam kaydırmaya başlıyor. O zaman line attack vereceğim. Ki pinlemiş oluyor. Yani daha doğrusu bütün line'i pinleyeceğim. Şöyle oyun bir kasar gibi oldu. Şunu bir seçelim. Buradan alalım. Kaynak verimini artırır. Alalım. Nedir? Oradaki sorunlar çözülüyor. Çözülsün tabii ki de. Karşı saldırıya geçtik. Oradan morali düzeldi. Karşı saldırıya geçtik ama çok sağlam. Acaba şu an saldırıya kim giriyor? Neyse giriyoruz. Bakacaktım da boşver. Tanklar önden girsin direkt. Giriyor zaten 97. Ufak tefek kaydırmalar yaptı ama büyük kaydırmalar yapmıyor şu an için. Şurası düşünen kafası karışacaktır. Şöyle yapalım. Burada kaç oldu? Politik power. Tabii bu ordunun isyanlarından bayağı bir politik power'ı kaybettik ki. Yapacak bir şey yok. Biraz şans. Yani her oyunda olacak diye bir durum yok. Ama olabiliyor yani savaşa girdiğiniz zaman. Başlatalım. Deliniyor mu? 98 bekleyin. Dur bir dakika. Tamam, hattımızı aldınız mı aldınız, güzel. 99 ve bizde. Şimdi fark ettiniz hareketlendiler. Şuralarda başladı. Line attack verelim. Hatta bu arkadaşlara da verelim. Burada aslında şeyi çok güzel gördük. Şunu da alsaydık hızı artıracaktı. Manevrayı da patik yetmedi, kısmet değilmiş. Sen şunu pinleyebiliyor musun? Oradan pinleyemiyorsun. Savaşa girmeyenler var mı? Siz şunu vursanız daha iyi. Tanklar sizi şuraya alın. Oradan vurun. Şu tanklar. Güzel. Buraya geleceksiniz. Line atağı verdik. Güzel. Hadi artık şu arkadaşı açın. Bunu vur ya. Buradan destek çekiyormuş gibime geldi. Nehir geçiyor abi. Altı şey buraya çektiği için. Altı birlik. Biraz zamana ihtiyacımız var. Tanklar savaşa giriyor musunuz? Ha, gayret. Bu cephede ne durum var? İtiyor muyuz? Çok itemiyoruz ama zaten çok itmeyelim de zaten. Hatta şunu hızını belki bir kısabilirim. Vuruşu biraz daha yavaş yavaş olsun da. Sakin sakin. Hazmede hazmede. Amaç vuruyormuş gibi yapıp çok da vurmamak. Ne geldi? Sen geldin. Biraz bekleyin. Protect Power artsın hatta. Hiçbir fokus gitmeyelim. Evet. Redeldik. Şöyle bir şey. Doğrudan Paris'e bir iki şehir aldığınız zaman kapitüle oluyor. Düşüyor Fransa. Ya da hani buradan böyle kesip
Patlatmak isteyebilirsiniz. Size kalmış. Bak, buraları boşaltmaya başladı. Hatta buradan da bir güç çekebilirsiniz. Evet, yok, kapattı. Ne oldu? Çekilsen bizi sakinlet. İşte şuradan bizim tanklar ne oluyor? Tanklar ne yaptı? Tanklar neredesin? Ha, tabii line çizdiğim için kafalar karıştı. Şu değil mi? Yok. Şöyle değil mi? Tamam. Siz artık gelin. Böyle böyle gelin. Paris'e doğru gelin. Ben sizi yolda şey yaparım. Sen hatta şöyle gel. Alttan bir paket at. Gel güzel olur. Tanklar çok hızlı. Çok çok hızlılar yani. Böyle böyle değiller. Yani bir tank şöyle giderse mesela Dunkirk'e şöyle tarihselliğin dışında bir paket atarsak güzel olur. Bir tane birlik şuraya çekebiliriz. Ya şimdi şöyle bir şey, buradaki birlikleri komple öldürebilirsiniz. Çünkü bayağı birliği var bildiğiniz gibi Fransa'nın. Yani şöyle 51 division görünüyor. Yani Almanya'dan falan çok güçlü savaşın başında ama yani 36-37. O yüzden şu an bayağı bir ordusu burada. Uğraşabilirsiniz, yani öldürebilirsiniz keyfi olarak paket attınız. Ya da hiç uğraşmadan böyle bir iki şehre girip kapitüle edebilirsiniz. Şöyle sağdan soldan komutlar vererek. Sen oradan mı gidiyorsun? Halledersin. Sen şuradan gel. Şöyle tanklar geliyor musun? Tanklar geliyorsun güzel. Bir tane tank bana versene şuradan. Bari sonra hızlı hızlı gitsin. Çok hızlı yani. Tank affetmiyor. Light tank ve doktorun içine. Yollar güzel derken düştü. Evet, 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 evet. Güzel yani, böyle alabilirsiniz. Take off, slate yapabilirsiniz. And turn down yaparsınız. Böyle enteresan bir Alman sınırlarınız olur. Az önce dediğim olay neresiydi? Şurası. Şimdi bölge bizde olduğu için bir Japon'a sıkıntı yaratabilir. Yaratabilir değil, yaratır. Onun dışında güzel. Şimdi bütün bu birlikleri alıp Çek sınırına dayalım. Çekoslovakya. Sen de artık güzel seni standart hale getirelim ve katalım. 9, 13 tane istiyorsun. Sana 13 verelim, 24 ol. Bir tane 13 düşelim. 24 daha düşelim. Kaç tane? 2 tane daha gelecek. Tamam, 5'e tamamlamış olacağız abi. Güzel olacak. Tankçı olarak da 6 var. 12 yapalım bari şimdilik. Şimdilik yalnız. İleride 24 falan bile yapabiliriz onu. Artık şey gidebiliriz. Claimleyebiliriz. Yaparız yapmasını da. Sudetland istiyorum. Biraz manpower lazım. Bunları düşersek gelir o. Burada advisor olarak şeyin himleri öneririm. Çünkü non-core manpower veriyor. Çok işimize yarayacak. Çünkü buralar bize core değil malum. Goberse gerek yok. Gerek yok, gerek yok. Olabilir. Rudolfest tabii şimdi şey olmadı. İngiliz savaşa gitmedik. O da barış görüşmesi için gitmedi. Düşmedi. Uçağı ölmedi yani. Ya da tutsak olmadı daha doğrusu. Rudolfest'i de alabiliriz. Ama himler önemli. Non-core manpower veriyor. Bunu alacağım. Biraz biriktirip alacağım. Evet. Buraya kadar böyle oldu. Şunu da alalım. Bayağı sanayileşme anlamında ilerlemesi kaydettik. Bana bir şey lazım. Bunları sil. Çöp birlikler. Bana gerçek anlamda şöyle bir 10 bitlik bir şey var mı? Sen kaç bitsin? 8'sin. Çok harcama yapmak istemiyorum ama yapacağım gibi. Tamam. Şöyle bir sembol verelim. Bunlara gerek yok. Bir tane daha verelim. Tamam. Bu güzel isyan bastırır. Şimdi buralarda çok güzel isyanlar çıkacak. O yüzden sen bu isyanları hatta bayağı zorlu bir şekilde bastır. Manpower'ımız şu an için yeterli. İleride tam tersine dönecek. Yani şu an kötü giden durum tersine bizim yararımız olacak. O da bu arkadaşından core manpower vermesinden kaynaklanacak. Güzel olacak. Her şey güzel olacak. Bakalım. Gidebiliyor muyuz Çekoslar? Gidemiyor muyuz? Çekler bize gelmek istemiyor mu? Ha, gayet biraz daha. Yavaş çabuk bitti. Dilenebilir miydik? İtalya'ya bilmiyorum. İtalya çok düşük vermedi. Çok fazla açımız yoktu zaten. Şu an hiç açıkla falan kontrol etmeden ben oynuyorum da bakayım ya. Çok bir şey yok ama. Var da yani, umursamıyorum. Şu an olabildiğince manpower düşmek istiyorum. Alana. Şimdi sen gel himler. Aldık himleri. Güzel. Güzel.
Buralar şimdi sakinler biraz. Birazdan sakinler. Burada niye sen çıktın? Çünkü şey oldu. Geri çekilirken Fransızlar eline düştü. Fransızlar elindeyken bizim Almanlar isyan etti. Ve şu an biz orada geri aldık. 187 gidelim. Bekleme yapmayalım. İngilizler ne görüşünü iptal etti. Etmiş ama etmedi aslında. Süresi bitti. Yugoslavya'yı ne zamandı? Onu bakayım da bir. Şuradan bak. 28 Ağustos. İyi. Sona geliyor. Şu Sudetland'ı. Hatta direkt Yugoslavya'ya gideriz ama Sudetland'ı ben garantilemek istiyorum. Ondan sonra onda bakarız. Siz bir araya gelin şöyle bir. Neredesiniz hepiniz? Alakasız yerlerdesiniz. Şu 6 bir insan şuraya geldi. Şimdi şu düşeceğim hangisi? 13 bir kime vereceğiz? Sana vereceğiz değil mi? Tamam, güzel. Ne oldu ya, ben yanlış hesaplamışım. Kaç varmış? Hmm. O zaman 2 birlik daha sana düşeriz. Düz olsun. Şu 6'yı sana vereceğiz. Şu 24 düştü mü? Güzel. O da birini bulalım. Ya burada biri vardı. Kimdi o? Kimdi o? Kiselink de iyiydi. Şu abi. Bunda şey var. Winter Expert olabiliyor galiba. Bu da enteresan. Çok enteresan. Evet. Ya yani bir şey alıp adaptable yapabilirsiniz. O yüzden bunu kasmak istiyorum. Alayım. Şöyle buraya katayım. Ya ben niye bir her şeyi eksik hesapladım? Bir tane daha eksik oldu. Şöyle 26 tane daha basalım. Çok eksiğimiz var biliyorum. Bir de ben buna 40 bit yaparım genelde. 40 bit yaptığım zaman da bayağı eksiğim olacak. Sudetland'ı istemeye başlayalım. Sınıra gelin. Buraya. Sen de git takıl sınırda. Sudetland. Elias Bezna. Burada Elias Bezna'nın Çiçero kitabının galiba şey yaptı bizim. Yönetmen adını unuttum. Filmini yaptı. Kim oynuyordu ya? Ünlü bir oyuncu vardı. Onu da adını unuttum. Filmi de güzeldi. Filmi de izledim ama kitabı adamın kendisi yazdığı için heyecanı bayağı da yani heyecanlı. Bir de ülke tabii şey bize geçince olaylar. Ülkemize geçince insan daha bir heyecanla okuyor. Top da gidelim. Top hiç geçmemişiz. Gerek yok. Bekleyebilir. Speed alalım mı? Alalım ya. Ben seviyorum Division Speed'i. Yani şu an bitti artık. Bir şey göstermeyeceğim onunla alakalı ama. Tabi ileride savaşlarda falan olur da. Şu an benim göstereceğim kısım için bitti. Bundan sonrası diplomatik birkaç hareket. Bu arada şöyle çekeyim o donanmayı da. Donanmayı da şöyle çıkarma desteği verirseniz burada her zaman bir birlik tutup çıkarma planı hazır tutarsanız İngiliz savaş ilan ettiği an çıkarma yapma ihtimali çok yüksek. Buraya donanma çekip üstünü alana kadar bizim birlikler çıkmış oluyor büyük çoğunlukla. Şunu fark ettim, bilmiyorum. Yani bunu izleyen aynı şeyi yapan varsa yazsın. Donanmayı bu tarafta tutunca, yani Danimarka şu denizde tutunca, neydi adı? Eastern North Sea dediği yerde tutunca Bremen'in orada. Hemen şey çekiyor buraya. Bilmiyorum. Hemen üstünü alıyor. Yani çıkartma zorlaşıyor, ihtimale kalıyor. Ama bu tarafta tuttuğu zaman, Kiel tarafındaki şeyde, limanda tuttuğu zaman burayı almıyor, bekliyor. Yani üstünlük sizde kalıyor. Daha sonra yine alabiliyor tabii de. Böyle bir şey fark ettim. O yüzden donanmayı hep buraya çekiyorum. Buradan üstünlüğü aldırtıyorum. Vesaire. Öyle bir şeyler yapıyorum yani. Nedeni bilmiyorum. Belki burada görüyor donanma yakında diyor. Olabilir yani. Bizim altyapıya çok hasar verdik. Verdik tabii ya, değil mi? Şunlar bitsin, altyapıya geçer zaten otomatik. Mühim değil ya. Biz şu Sudetland'ı bir alalım. Aynen. Devam et. Bu arada az önceki şey Yugoslavya ile olan olay şeyde geçerli değil. Çek'te geçerli değil. Buralar bypasslanmıyor. Burası da bypasslanıyor. Güzel bir şey yani. Bilmiyorum bunu daha önce yapan neden oldu mu? Yapmadıysanız mutlaka deneyin. Kaç gün? Aslında günden ziyade 70-73 ay neredeyse. Daha fazla yani. Kâra geçiyorsunuz ama günden ziyade Yunanistan, şey, Yugoslavya garanti almıyor. Yani şeyden garanti almıyor. Romanya garanti diyor da boşanmaz. Hatta bir şey diyeceğim. Yugoslavya'nın kabul etmemesi şu anlamda değil. Şu bölgeden Romanya'ya gelip burada Romanya'yı da alabilirsin. Takıtıya sokup. Çünkü şeye girmiyorlar. Aynı ittifakta değiller. Yani ittifak yok. O yüzden ne yaptı? Hatay istiyor Türkiye.
Vermezsek acaba vermezsek de saldırır mı? Saldırırsa bizim de şeyimiz olur. Bahanemiz olur. Aramız kötü ama şey yapmadı. Yok. Vargolu oluşmadı. Ama Suriye ile oynadım ben. Fransa'ya dedim Suriye'yi buraya salıp Suriye olarak oynadığım zaman Türkiye'ye seninle vermediğim zaman Türkiye saldırıyordu. Bilmiyorum acaba şimdi Almanya güçlü olan ama saldırayım uğraşmayayım mı diyor. Major olduğu için mi bilemedim yani. Ama onda da yani sonuçta Vargol oluşması lazımdı. Tabii serseri kımık yapalım artık. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yararı olmuştur. Denemenizi tavsiye ederim. Özellikle Almanya ile Fransa'ya saldırma konusunda erken zamanda. Keyifli oluyor bence. Mutlaka deneyin. Onun dışında ajanlık konusunda da kullanmayanınız varsa kullansın. Çünkü ne kadar yararlı olduğunu gördünüz. Garanti atma konusunda veya non-aggression pact imzalama konusunda. Öyle o zaman. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Burada bitirelim. Çok da uzun olmasın.